Biz insanlar yüzyıllar boyunca kıymetli gördüğümüz şeyleri güvenli yerlere kaldırıp kilit altında sakladık. Tarihi eserler, değerli metaller, biyolojik kalıntılar ve tabii ki sanat eserleri. Bu eserler genellikle güçlü ve ayrıcalıklı insanlara ait oldu. Korunması gereken şeylere sahip olan ya da bir şekilde onları ele geçirmiş olan insanlar. Muhtemelen bahsi geçen şeyleri paylaşmak yerine kendilerine saklamak istediler. Ve bu değerli şeyler, tarihe bakacak olursak, ancak çok kısa zaman önce diğer insanların beğenisine sunuldu. Günümüzde işlevsel kabul edilmeyen sanat eserlerini sergilemek için çoğu şehirde en az bir müze bulunuyor. Peki bu müzelere neden ihtiyacımız var? Ya da müzeleri neden sadece bir kere değil de tekrar tekrar ziyaret etmeliyiz dersiniz? İşte karşınızda müzeler hakkında her şey. Müze kelimesi Yunanca sanat tanrıçasının tahta anlamına gelen Museion kelimesinden gelmektedir. Bu isim antik İskenderiye'deki el yazmalarının saklandığı günümüzde kütüphane ya da üniversite olarak kabul edebileceğimiz yapılar için kullanılmıştır. Kelimenin Latincesi olan Museum ise Romalıların felsefi tartışmalar yaptıkları mekanlar için kullanılmıştır. O zamanlar da sanat vardı. Tanrıları onurlandırmak için yapılan ve Akropolislerde sergilenen tablolar ya da Roma'da halkın da görebileceği yerlerde bulunan heykellerden söz ediyorum. Buna ek olarak zenginlerin evlerinde de sanat eserleri vardı tabii. Aynen bugün olduğu gibi. Tarihte istediğimiz kadar geriye gidelim, objelere değer veren ve onları biriktiren insanlarla her zaman karşılaşırız. Bu argümanı ilk insanların kendi mezarlarına koyarak öteki dünyaya götürmek istediklerini gösterdikleri objelere dayanarak söyleyebiliyoruz. Babil kralı Nabonidus'un antika topladığına dair kanıtlar bulundu. Buna ek olarak Nabonidus'un kızının da öğretici bir müze kurduğu ve bu kil silindirlerin de bu antikaları listelediğini tahmin ediyoruz. Bu silindirlerin müzelerde eserlerin kim tarafından ve ne zaman ve nerede yapıldığının yazılı olduğu ilk duvar etiketleri olduğunu düşünebiliriz. Medici'ler, İtalyan Rönesansı sırasında biriktirdikleri sanat eserlerini daha sonra kamu malı olarak devlete verdiler. Avrupa'da 18. yüzyılda kurulmaya başlayan ulusal müzeler, zenginlerin sahip oldukları eserleri ölümlerinden sonra da korunması için bağışladıkları yerler oldu. Fransız Kraliyet Koleksiyonu, Fransız İhtilali sonucunda halka açılmıştır. Bu eserlerin toplanması aslında oldukça karmaşık bir iştir. Savaş ganimetleri, tapınak objeleri, egzotik eserler ya da yakın zamanda tamamlanmış resimler. Bugün müzelerde sergilenen eserlerin çoğu ana vatanlarından ya da onları yaratan medeniyetlerden, topraklardan ya da toplumlardan koparılmıştır. Bir eserin kökeni ya da gerçek sahibinin kim olduğunu bulmak da çok zor olabilir. Bugün bu konuda açılmış birçok dava var. Bu davalar yağmalanmış eserlerin belki de yüzyıllar sonra ait oldukları yerlere geri dönmelerini sağlamıştır. Müzelerin önemi ve onlara ihtiyacımız olmasının sebebi aslında tamı tamına budur. Birçoğu ait olduğu yerlerden koparılmış objelerle dolu olsalar da, müzeler bu objeleri korumanın yanında onları yeni ve yaratıcı şekillerde halkın beğenisine sunar. Zamanı geldiğinde ise sahiplerine iade eder. Eserlerin koruyucusu olmaları müzelerin sınıflandırma, tanımlama ve benzer şeylerle eşleştirme konusunda da ustalaşmalarına sebep olmuştur. Objelerin nasıl sergilendiği konusu da yüzyıllar boyunca değişime uğramıştır. Doğal kalıntıların dip dibe yerleştirildiği 16. ve 17. yüzyılın merak odalarından, tabloların Louvre Müzesi'nin büyük galerilerine salon stilinde asıldıkları 19. yüzyıla. Tabii bunlara günümüzün yenilikçi sergileme anlayışını da eklememiz gerekir. Teknoloji ise gördüğümüz şeyler hakkında bilgi sahibi olmamızı ya da sanal ortamda deneyimlememizi sağlayarak bu konuyu derinlemesine etkiledi. Bu bir gerçek. Bu objeleri sakladığımız ve sergilediğimiz binaların stilleri de zaman içinde değişim gösterdi. Piramit ve klasik yapılardan neoklasik, çok 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 neoklasik yapılara. Ya da yanlarında içinde parlayan küpler ya da piramitler olan neoklasik yapılara. Bazı müzelerimiz dairesel.
Bazıları ise bu nasıl bir şekilse işte bunun gibidir. Hatta bazıları yüzebilir ama bütün müzeler bizden önce gelenlerin yaptıkları, kullandıkları ve değer verdikleri şeylerle buluşmamızı sağlar. Filozof Georges Didier Huberman, 2003'te farklı zamanların her tarihi objede bir araya geldiğini, farklı yollara ayrıldığını, hatta birbiriyle karıştığını yazmıştır. Müzeler bize belirli bir zamanda, belirli bir yerde bulunmanın ne anlama geldiği konusunda fikir verirken, diğer zamanlara ulaşmamızı da sağlar. Sanat eserinin yaratıldığı andan değiştirildiği, satıldığı, el değiştirdiği, koleksiyona dahil olduğu, sergilendiği ya da sergilenmediği anlara kadar. Müzeler neyin değerli olduğunu ya da bu değer için yapılan pazarlığı görebileceğimiz yerlerdir. Neydiler, ne oldular ve ne olacaklar? Müzeler sayesinde tarihin derinliklerini ziyaret edip tarihi yeniden yazabiliriz. Müzeler marjinal seslerin herkese ulaşmasına yardım eder. Geçmişin hikayelerinin yeniden hayata geçmesini sağlar. İçerdikleri objeler milyonlarca farklı şekilde sergilenip ya da yıllar boyu aynı şekilde kalarak tarihin durağan bir şey değil de insanların tanıklık ettikleri ve sürekli değişen bir şey olduğunu görmemize izin verir. Tarih geriye doğru uzanan tek bir doğru değil. Çok boyutlu ve birbirine dolanmış bir sürü doğrudan oluşur. Belirginlik ve kapsam açısından değişiklik gösteren hedef tanımları tarafından yönetilen, karanlık hatta var olmayan yerlerde tutulan eserler. Müzeler bazı etki ve tehditlere açık yerlerdir. Liderlerin ve yönetim kurulunun değişken hedefleri ve istekleri, kamu kaynaklarının değişkenliği, özel kaynakların, sponsorlukların ya da bağışların planlanamaz dağılımı, koleksiyonlarını halka sunmakla görevli müzeler, ışıklarını açık tutmak, maaşları ödemeye ve insanları çekmeye devam edebilmek için zaman zaman zor hatta kayıtsız kararlar vermek zorunda kalır. Peki hizmet ettikleri kamu kimdir? Ya da nedir? Ya da içeri girmek için para ödemek zorunda olunan bir yere kamu alanı denilebilir mi? Müzeler, toplayıcı olmayan ya da kar amacı gütmeyen kuruluşların yapamadıklarını yapıp, bu objelere hemen hemen sonsuza kadar sahip çıkacaklarının sözünü verirler. Deniz seviyesi yükselebilir ya da orman yangınları körüklenebilir ama müzelerde çalışan, buna benzeyen hafif çılgın ekipler hemen afet planlarını yürürlüğe sokar. Objelerin zamana yenik düşmelerini ya da eserlerin görkemlerini kaybetmelerini engelleyen konservatörleri vardır. Objeleri eğitimli kişiler korur, paketler, sergiye hazırlar ve sergilerden sonra da toplarlar. Objelerin araştırılması için kariyerler yapılır ve geçmiş ve günümüzle ilgili hikayeler anlatan sergiler düzenlenir. Müzelerden kaynaklanan araştırmalar topluma birçok yönden fayda getirir. Yaşadığımız dünyanın geçmişi ve geleceği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Çoğu gönüllü olan birçok insan, koleksiyonların bizimle paylaşılması için çalışıp, müzeye gidemesek bile aynı deneyimi yaşayabilmemiz için yaratıcı fikirler üretirler. Bir zamanlar çok zengin olan insanların sahip olduğu bu objeler, bir gün bir göktaşı dünyamıza çarpıp da farklı yaşam biçimleri dünyamıza gelirse, buralarda neler olduğunu anlamalarını sağlayacak objeler olabilir. Bu arada müzelerin eğlence merkezleri olmadıkları konusunda hemfikir olmamız gerekiyor. Tarihi bir tablo karşısında oturup kendinizi onun içinde kaybedebilir, görkeminin bilincinize işlemesine izin verebilirsiniz. Ama müzelerin gerçek değeri güzellikleriyle gözümüzü kamaştırmalarından değil de, geçmişimizi gözden geçirmek için bizi harekete geçirmelerinden doğar. Nerede olduğumuzu ve bundan sonra olacakları değiştirebilmek için neler yapabileceğimizi anlamamızı sağlar. Bu, sanat eserleri ya da duvarlarda asılı olan etiketler sayesinde gerçekleşen bir şey değildir. Her şey kafamızın içinde olup biter. Üstünlüğü size hazır olarak bir tabakta sunamazlar. Ama eğer meraklı, sabırlıysanız ve yapmanız gerekeni yapıyorsanız ona sahip olabilirsiniz. Bunun için de müzelerin bir kütüphane ya da üniversite oldukları fikri hiç de garip değil, öyle değil mi? Tekrar tekrar ziyaret etmemizin sebebi de budur zaten.
Müzeler değişmese bile biz değişiyoruz, farkındalığımız değişiyor. Müzeler ve içindekiler beklediğimiz gibi çıkmayınca sinirleniriz. Kültürel mirasımızı emanet ettiğimiz bu yerler, beklentilerimiz ya da dünyevi deneyimlerimizle uyuşmadığında bu durumdan hoşlanmayız ama girilemez gibi görülen bu kaleler aslında son derece girilebilirdir. Müzelerde çalışabilirsiniz, yönetim kuruluna girebilir, değer verdiğiniz objeleri bağışlayarak daha değişik hikayeler anlatmalarına yardımcı olabilirsiniz. Daha da önemlisi, müzelerin önemini herkese anlatabilirsiniz. Tabii onlardan da her zaman daha iyi olmalarını isteyebilirsiniz.